harikulade tekrar Tuncel'le, Yusuf'la, Murat'la beraberim ve aramıza yeni katılan Gonzales ve tabii ki canım efendim bir tanem Nesloş'umla beraberim. Hemen o da köşedeki yerini aldı. Allah kolaylık versin. Uzun bir program olacak. Bu gece Uykusuzlar Kulübü'yle TV100 ekranlarında bu güzel Ramazan gecesinde sizlerle beraber sabahlayacağız. Bakalım nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Çünkü kısa bir süre için programlarımız bant olarak çekiliyor. Şu anda neredeyiz? Şu anda İstanbul Mecidiyeköy Dada Salon'dayız. Genelde bu stüdyomuzda, stüdyomuz oluyor bazen. Bazen de burası bir tiyatro, bazen bir konser alanı oluyor. Arkamda görecekleriniz her şey burada oynanan oyunların bir parçası. Çok değerli konuklarım var. Ben onları çok değerli buluyorum. Onların beni nasıl bulduklarını bilmiyorum. Bazıları çok yakın dostlarım. Çok da güzel hanımlar var. Bu gece program boyunca sizlerle olacağız. Kolay bir şey değil bant çekmek. Ben yıllarca neredeyse 25 sene sevgili arkadaşlarımla beraber ki 25 sene neredeyse hep birlikte olduk. Birlikte çalıştık. Birlikte yaş aldık. Hep canlı yayınlar gerçekleştirdik. Herkes canlı yayından korkar. Biz bant yayından çok korkuyoruz. Şu anda bu buraya 8. tekrar gelişim, 8. tekrar sırıtışım, 8. defa sizlerle şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Hakikaten içimde bıkkınlık geldi. Yani dönmeseydim daha mı iyiydi diye düşünüyorum 2 sene sonra. Yani bant hakikaten zor bir şey. Pekala, öyleyse hazırsan başlayalım. Ah Tuncer'cim ya masadaki şu acayip şeyi gördün mü? Bu Radyo Boğaziçi, Boğaziçi Üniversitesi Radyo Topluluğu'nun bugün programın başlangıcı şerefine galiba. Şov Radyo'daki programımız Kabare'den Naklen programı her gün saat 6 ile 8 arasında yayınlanıyor. Şov Radyo'da hafta içi 5 gün ve onunla ilgili olarak en iyi radyo programı seçilmiş. Bugün arada gidip bu ödülü de aldım. Hakikaten çok mutluyum. Hepinizle tekrar birlikte olmak çok güzel gerçekten. Tabii aynı şeyi seyircimiz için de söylemek isterdim ama seyircimizi tanımadığım için bir şey söyleyemiyorum. Ama eski seyircilerimiz beni hep sosyal medyada destekleyen herkes, Uykusuzlar Kulübü'nü bekleyen herkes, beraber sabahlamak isteyen, karnı ağrıyan, aşk acısı çeken, ders çalışan, yaşlanmış ya da gencecik beraberce sabahlamak çok güzel olacak her hafta. Bu akşam Ekrem İmamoğlu, nasıl söylemeli, başkan, eski başkan, yeni belediye başkan adayımız Ekrem İmamoğlu'nu programa konuk olarak alacaktık. Fakat hemen YSK kararından sonra öyle bir koşturma içerisine girdi ki çat orada çat kapı arkasında sürekli yeni kampanyayı oluşturmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu hafta Sayın Ekrem İmamoğlu ile beraber olamıyoruz ama gelecek hafta burada bizimle olacak ve bizimle uzun bir zaman geçirecek. Ben de basın danışmanıyla aynen böyle konuştum. Bugün çok güzel hanımefendiler var programda. Ve işte yepyeni iç gıcıklayıcı klibiyle, yepyeni şarkısıyla gelecek. Hanımlar, beyler, bu arada neye alışığız ve ne yok? Seyirci yok. Seyirci yok. Ya bir şey diyorsun, uçuyor gidiyor. Neden? Çünkü ilk haftamız olduğu için ve ilk hafta seyircimizi üzmeyelim, sıkmayalım, uzun saatler boyunca stüdyoda bekletmeyelim diye bu hafta bir deneme programı yapıyoruz. Tabii sürçülisan edersek, bir hata olursa af diliyoruz şimdiden. Ama velakin seyircimiz önümüzdeki haftadan itibaren burada stüdyoda olacak. Onun için hani haydi o geliyor dediğimizde hayaletler uçuşuyor stüdyomuzda. Pekala, orkestramız hazır, Ivana Sert hazır. Hanımlar, beyler, Ivana Sert! Ne tatlısınız. Fotoğraflarınızdan daha güzelsiniz. Özellikle
Instagram'a koyduğunuz videolarınızdan da daha güzelsiniz. Öyle mi? Orada bir filtre yapıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Yapıyorum. Instagram'da bir filtreniz var. Evet. Bir de tabii ki bu biz bu en eski formatımız. Bu en eski formatta şimdi oturuyoruz. Burada otururken genelde bana değil, yani hangi profiliniz güzel bilmiyorum. Şimdi kadınların özel profilleri vardır. Şuradan güzel çıkıyorum, buradan güzel çıkıyorum. Sizin hanginiz güzel? Hangi profiliniz ben daha güzel? Ben önce kameralı nerede olduğunu çözmek istiyorum. Kameralar ona göre profil artık seçeceğim. Eskisi gibi nerede değil. Bakıyorum? Hangisi? Hangi kameranın ışığı yanıyorsa o bize bakıyor. Eğer kamera o tarafta beni bakıyor, evet. Ben bu tarafta bakıyorum. Bu tarafta, evet. Bu tarafta. Bu tarafta. Ama hep bana bakmak zorunda değilsiniz. Yani direkt seyirciye de bakabilirsiniz. Şimdi seyirciye baktığınız zaman hangi profil... Ha tamam, okey. O kadar ya uzun beni sürdü de ki. Hiç yani böyle takıntım yok. Evet. Onu söylemek istiyorum, biraz şey yaptım. Peki ya. Niye kendinizi filtreliyorsunuz? Niçin? Sizde estetik var mı? Yok. Yok, belli oluyor. Yakından bakıyorum. Hiç hakikaten yok. Yok. Hakikaten yok. Hakikaten yok. Evet. Makyaj var. Sadece makyaj var ama evet. Makyaj bile yapmanıza gerek yok. Ve çok seksi bir diş aralığınız var. Aynen. Eskiden Tarkan'da vardı. Niye kapattırdı onu orayı? Onu kısmet kapattı kendine bilmiyorum. Yani bir şey mi döküyorlar yani içine? Yani dişçiler çok teklif geldi bana. Yani Türkiye evet. Dişçileri kapatalım diye. Ben de asla kapatmak istemiyorum. Ben kendi dişlere çok memnunum. Evet. Ve bu benim imza olduğunu düşünüyorum. Peki Madonna açtırdı mı? Madonna'nınki ayrıldı zamanda sonra. Bence. Zamanda açılıyor belki biraz da. Belki zamanla açılıyor ama o çok şey buldu onu. Çok cool buluyor onun galiba zaten, değil mi? Onun zaten çocukken zaten dişlerinde aynı şekilde. Açık mıydı onunki? Açıktı, açıktı. Uzun süre bir kapalıydı sanki yahu. Yok. Neyse kadın o kadar değişti ki ya, ben de kadın, hatırlamıyorum. Bile. Yani şey Madonna'nın zaten bir Madonna işte. Açıksa kapalı ise fark etmez yani. Madonna sonuçta. Peki bu şarkı söylemek nereden aklınıza geldi demeyeceğim. Çünkü siz daha önce de yapıyor musunuz bu işi? Şimdi ben de konservatuvar okudum. Piyano çaldım. Ne okudunuz? Konservatuvar. Ay ne tatlısın ya. Bu korkuyorum. Konuşmayayım mı? Konservatuvar. Bu Sırpça söylenişi mi böyle? Evet yani biraz aksan var. Evet. Yapacak çok bir şey yok. Çok yakışıyor size. Yani onu okuduğum için, konservatuvar okuduğum için piyano bölümde yani çocukken 6 yaşında başladım bu sevgi. Müziğin her zaman hayatımda vardır. Kendi besteleri de yapıyordum. Ve hep böyle müziğiyle hayatım devam edecek. Hayalimin zaten şarkıcı olmak çocukken. Sonra hayatında tabii ki başka rüzgarları esti. Miss Sırbistan olarak Türkiye'de geldim. Burada mankenlik yaptım. Hatırlıyorum uzun zamanda. O günleri. Evet. Sonra tasarımları da başladım. Modadan zaten her zaman da dikkatim çekiyordu ve seviyordum. Tasarımlara da dikkat çektim. Tasarımları zaten Hollywood'da bir filmde de oynadı benim tasarımlarım. Sex and the City. Tasarımlarınız mı oynadı orada? Evet. Ya, Valla şaka değil. Yapmıyorum. Tasarımlarınız oynamış. Mayolar. Ha mayolar. Giydim şeyde. Orada oyuncuları da benim tasarımı giymiş. Ondan dolayı biraz var mı daha... sizde belgesi falan bir şey var mı? Bir kaydı maydı falan. Var tabii var. Ki. Var. Ondan dolayı yani şey Fashion Week'te de yaptın. Miami'de, övünür müsünüz? York. Arkadaşlarınıza gösterir misiniz bunları arkadaş arasında? Kıskanırlar mı? Yani kıskanmakta da değil de güzel bir şey bence. Yani beni seven ve benim tarzımı da seven kişiler zaten bence mutlu oluyorlar bundan dolayı. Yani mutlu olmayan da zaten bana ne? İlgilenmiyorum. Bana söyleyin, acaba sizin memleketteki kadın arkadaşlıklarıyla bizim ülkedeki kadın arkadaşlıkları arasında ne fark var? Yok fark. Aynı mı? Aynı. Gıybet, arkadan şey yapma, hiç, kuyu kazma falan aynı şey mi? Hiç, yani zaten bence dünyadaki her yerde aynı. Karakter herkes önemli. Böyle kadın kadına düşman kadın, mıdır dünyanın her tarafında? Zaten şeyde ben çok... Böyle düşmanlığı da yaşamadım çünkü ben de izin vermiyorum. Yani çok az arkadaşım var, çok az bir çevrem var ve dostlarım da zaten hakikaten dostlar olduğu için ben bu tarz şeyleri de çok fazla yaşamadım. Yani kötü şeyleri de yaşamadım. Yani kendine eğer iyi bir şekilde bir yere koyuyorsa yani insanlar seni çok dokunmaz. Yani ben dedikodu sevmem. Dedikodu yapmaya da, dinlemeye de sevmiyorum. Ondan dolayı ilgilenmiyorum. Kim ne dediyse bana da ilgilenmiyor. Ama siz biraz düşman çatlatıyorsunuz.
Güzelsiniz bir kere. Ha? Ya olabilir evet. De ama yani bence de insanlar herkes kendi güzelliği var. Herkes bir şekilde de güzel bence. En önemli iyi insan olmak. Ben ne hatırlıyorum sizle ilgili biliyor musunuz? Bodrum'daydınız. O zaman bir mekan vardı. O mekan çok revaçtaydı o zamanlar. Önünde evet. Böyle gazeteciler bekliyordu filan. Ben de Bodrum'da oturuyorum yani anne baba filan böyle. Aha. Ondan sonra hasbelkader ben oradan geçiyordum. Baktım böyle siz... Deli gibi poz veriyorsunuz. Dedim bir kadın var dükkanın önünde çıldırmış herhalde dedim. Hakikaten yani meğerse gazeteciler var. Yani böyle gece vakti böyle bir giriş gibi bir yerde. Siz böyle onları görünce ya genelde tabii farklı poz almalar oluyor. Mesela evet. Şey oluyor mesela daha nasıl söyleyeyim mesela cemiyet hayatından insanlar oluyor değil mi? Evet. Cemiyet hayatından insanlar mesela onlar çok işleri varmış gibi yani o kadar biziler ki yani o kadar vakitleri yok ki. Halbuki yan gelip yatıyorlar sabahtan akşama. Ben evet. Zengin sevmem biliyor musun? Sen sever misin? Ya ben de öyle. Ben tam halk insanım. Servet düşmanıyım. Susaydı zaten yani, yok. Evet. Ondan sonra böyle onlar böyle aceleyle şeye gelirler. küçük çantalarıyla. aceleyle sergiye şey bu da olmadı da. Aceleyle sergiye gelirler. İyi akşamlar. Böyle sergiye gelirler. Ondan sonra hemen resimlere bakarlar. Evet. Hemen satın alırlar ve giderler. Allah onlardan razı olsun. Onlar satın almasa bu kadar resim satılmaz zaten. Ama bazıları da şeydir böyle dururlar. Bir de durup bekleyenler vardır. Kırmızı halda falan. Herkes yeteri kadar çekti mi diyerek de. O evet. Çok sıkıcıdır. Meşhur olamamıştır o. Evet. Ben fırtına gibi gelir geçerim. Genelde evet. Bir şöhret olarak. Geçerim arkadan dolaşırım falan. Sizde şöyle bir şey oluyor. Siz... O gün geldiniz oraya, yanınızda eşiniz vardı o tarihte evet. Evliydiniz. Çok tatlı adamdı, evet. Onu da çok severim. Sağ olsun. Hayatta değil mi? Hayatta. Mutlu. Evet. Hala nefes alıyor. Allah uzun ömür versin, evet. Sağ olsun. Evet. Amin. Benim de dostumdur eskiden. Siz orada adamı bıraktınız. Hı-hı. Adamı bıraktınız. Önce şöyle bir hareket yaptınız. Ya, ay nerede seyirciler ya? Bir alkışlar istiyorum. Seyircisiniz yapıyoruz. Ya bu olay bir şey ondan ama. Şöyle bir hareket yaptınız. Şöyle adamcağız da kaldı öyle ne oluyor delirdi herhalde. Önce şöyle bir hareket yaptınız. Sonra böyle duvarlara yaslandınız filan. Şöyle evet. Bir şeyler yaptınız falan. Bir 5 dakika filan orada poz ver. Ama çok gençtiniz. Ve modeldiniz değil mi? Üstümü çıkarabilir evet. Miyim? Şimdi evet. Mankenlik böyle bir şey. Mankenlik pozu. Böyle. Pozu biliyoruz ve kamera ya. Kamera gördüğün anda kafayı anında, mı üşütüyorsun? Yani mesela akşam da yatıyorum yani. Saat 4'te beni kamera gidiyorsa, uyandırıyorsa beni, ağzımda kamera sokarsa ben de hemen pozu yaparım. Hemen. Direkt yani profesyonel deformasyon gibi bir şey. Ha. Ondan dolayı evet doğru. O pozlar bende çıktı ve siz de bunu gördünüz. Bir şey soracağım. Siz foto modellik de yaptınız ama podyum modelliği yani elbise taşıyan tabii, model yaptım, onu da yaptınız. Tabii yaptım. Çok da yaptım. Hem Türkiye hem de yurt dışında. Boyunuz kaç efendim? 74. Az o podyum için. Ama az bulamadılar. Çünkü mesela Kate Moss... Ha bizde o kadar kadın mı yok diyorsunuz? Yok bizde 81-80 küsur kızlar. Hayır yani... Geçen gün bizim kabareye 2 metre 2 santim bir kadın geldi. O çok uzun. Korkunç uzun yani ha. Hakikaten korkuyorsun. Ya mesela Kate Moss 1.73 ya da 4 boyu. Ama o daha hala... çok foto model gibi değil mi? Ama defilede yapıyor. Defilede yapıyordu o zaman da şimdi artık değil de ama yapıyor. Yani çok defilede yapmadım tabii ki yani sürekli şey yapmıyordum ama yapıyordum. Peki bu defile mi? Yani foto modellerde aslında Kate Moss gibi filan defile yani onlar da mutlaka sizde de öyle güzel bir yüzünüz var ve ifadeli bir yüzünüz var. Ama podyum modelle mankenler diyelim onlara. Birisine foto model diyelim, birisine manken diyelim. Bu mankenlerde şey yok, bir yüzde ifade yok. Bu ne zamandır böyle? Sizin zamanınızda mı başladı? Şimdi, yani son gelip podyumun en ucunda son bakışları çok salakça oluyor. Bunu şimdi böyle, istiyorlar mı? Niye? Tasarımcı ne istiyor çok önemli ve hangi modeli taşıyorsun çok önemli. Hangi kıyafetin tasarımı taşıyorsun çok önemli. Yani mutlaka bir koreografi var, mutlaka bir ifade var, mutlaka bir müzik var. Ona göre uygun şey hem de yüzük yürüme hem de ifade olması gerekiyor yani mimikler ve şeyler. Ondan dolayı biz o dönemde yani
askı gibi diyebilirim. Askı gibi. Öyle mi düşünüyordunuz? Ya bunu size soruyorum çünkü ben hakikaten hayatımda herhalde hani programıma gelenler olmuştur ama hiç model tanımadım. Yani yakından bir model tanımış değilim. Böyle bir manken falan öyle bir şeyim yok. Yani dolayısıyla mankenler, modeller de şey akıllı bir kadınlar. Onu da söylemek istiyorum. Sadece akıllı mıdırlar? Akıllı kadınlar. Yani çoğu da akıllı kadınların da var. Tabii ki. Yani her işinde de daha fazla zeki de ve daha az zeki insanlar var. Ama mankenin güzel bir mesleği ve yani kıyafetini taşımak ve yürümek de bir sanat aynı zamanda. Siz akıllı bir kadın mısınız? Nasıl buluyorsunuz akıllı kendini? Akıllı buluyorum kendimi. Akıllı buluyorsunuz. Evet. Peki hiç hayatınızda mesela sevdiceğinizle kavga ederken falan hiç size böyle ya sen akıllı mısın, akıllı değilsin falan dediği oldu mu? Salaksın sen falan. Bunu der tabii ki insan kavgada der de sizi nasıl akıllı mı bulur sevdikleriniz? Mesela aşklar dünyasında, duygusallıklarda. Kesinlikle. Zaten tabii fizikten sonra insanlar bence de daha beyin olarak yani bir bakması gerekiyor. Yani her şey fiziksel olarak da değil. Eğer çok güzel bir kadın olabilir ama beyinde bir şey yoksa bence de çok öyle boş. Öyle akıllı adamlar tanıdınız mı? Yani siz akıllısınız da adamlar akıllı mıydı? Yani da size, akıllı olmalı. Size güzellikle değil beyinle bakacak aynen. Adamlar. Ha? Kesinlikle. Ben de zaten şeyde, hep akıllı adamlarla mı beraber oldunuz? Çok akıllı da. Geçmişe dönük olarak diyebilir misiniz ki ben hep akıllı adamlarla beraberdim? Yani bir sıralama yapar mısınız mesela en zekiden en geri zekalıya akıllı kadar? Adamlardı. Akıllı, akıllıydı. Yani hepsi akıllıydı. Kesinlikle akıllıydı. Ya eğitimli ve akıllıydı. Ne tatlı ya. Ama öyle. Maşallah. Ben alkışlıyorum sizi. Çok tatlısınız hakikaten. Yani. Halbuki insan düşman da olur değil mi eskilerle ilgili? Yok yok zaten. Der misiniz öyle Allah belasını yani versin diye? Yani ben seçtim onları. Demek ki eğer ben akıl olmayan insanlara beraber olsaydım ben akıllı değilim demek ki. Yani benim seçim demek ki iyi bir seçim. Çünkü ben kendimi zeki olarak. Öylesiniz. İyi hissediyorum. Öylesiniz, samimi söylüyorum. Ondan dolayı benim arkadaşlarım, herkes bayağı akıllıydı. Bu İkoncan ismini size kim taktı? Arkadaş. Hangi arkadaş? Nurettin Hasman. Bravo. Ne güzel bak. Ne sorarsam söylüyor. Hakikaten ben uzun süredir böyle bir program, 2 senedir böyle bir program yaşamadım. Çünkü yaşamadınız, yani, evet, yapmadınız. Çünkü yapmadım, evet. Ne tarzı. Bu YouTube kanalınız nasıl gidiyor? Güzel ama ben onu bıraktım 1 sene önce. YouTube'u mu bıraktınız? YouTube'u bıraktım çünkü başka bir proje vardı. Televizyon proje vardı onu da yaptım. Uzun süreç ve zaman YouTube çok zaman ister biliyorsunuz. Kendi isminizle bir ruj markası yaratmışsınız. Evet kozmetiğe girdim. İvana Sert hem söylemeyin rujlar. Söylemeyin ismini marka söyleyemiyorsun. Marka tamam. Söyle. Kendi isminizle bir ruj markası. Kendim isimde bir ruj marka olarak yarattım. Maskarada da var kendim isimde. Maskaram var. Aynen. Ama marka söyleyemiyoruz o yüzden. Yok markada asla yok ama kendim isim olarak olduğu için hiç de marka gerek yok. Peki bir şey soracağım. Şimdi bu kadar güzel bir kadın. Bu kadar güzel bir kadın. Bir ruj markası, maskara markası, kozmetik markası yaratabilecek kadar cesur, bunları satabilecek kadar akıllı, bu kadar doğru konuşuyor geçmişle ilgili. Yani her şeyiniz tamam. Niye çıkardığın ilk şarkının adı imalat hatası yahu? Çünkü aşık oldum. Neye? Şarkıya, sözlere, her şeye, müziğe aşık oldum. Peki bu size yazılmış bir şarkı mı? Bana üstüne dikilmiş. Elbise gibi. Olur mu siz imalat hatası mısınız? Niye severim? Ben kendim için söylemiyorum ki. Ya kime söylüyorsunuz bunu? Kime söylüyorsunuz artık bunu? Artık bende kalsın. Peki. Peki bu şarkıda yine böyle bir adama şey mi var yani laf mı koyuyorsunuz aslında, bir adama? Aslında bu da gönderme. Gönderme. Herkes ve her şey için olabilir. Olabilir. Siz de düşün. Sözleri hatırlıyor musunuz şarkı sözlerini? Nasıl hatırlıyor? Tabii ki biliyorum. Kendim bazen şarkı. İnsan o kadar çok şey yapıyor ki mesela ben Seda Sayan'da biliyorum. Seda Sayan playback yaparken hiç şarkı sözlerini öyle hatırlayamaz. Diye bir şey yapar. O ama ben de biraz fazla çok şarkısı ezberlemeye var çalıştığım için. Evet. Çünkü Türkçe'nin nasıl başlıyor şarkı? O sen misin? O sen misin? O sen misin? Başka bir sözü var herhalde. İflah olmaz. O sen misin? Kolaymış. O sen misin? Güzel. İflah olmaz. Hı. Dur bulacağız. Buldun duymaz. Buldun duymaz. Bir saniye. El avuca sığmaz. İmalat hatası mı bu? O sen misin arkamdan dolan? Arkamdan dolan devamı var mı? Bu kadarla mı bitiyor? Arkamdan donup dolanan yılan. Yılan işte. Arkamdan dolanan yılan. Arkamda donup dolanan yılan. Yılanların böyle bir huyu yoktur. O başka bir şey olmasın?
Yani metafor olarak diyelim. Metafor olduğu belli. Evet. Çünkü hiçbir yılan, yani yılanlarla ilgili çok söz vardır. Hani su içerken yılan bile dokunmaz mesela. Doğru. İşte yılan, yani şimdi aklıma gelmiyor. Tuncer, sen biliyor musun yılanla ilgili? Ha? Bu birçok söz var mesela, böyle halk deyimleri nedir? Şeyi biliyor musunuz? Çıktım erik ağacına, topladım hamını mamını. Hamını. Hayır hayır, öyle değil. Topla erik ağacıyla bir şey. Erik mevsimi, oradan aklıma geldi. Şimdi erik çıktı ama yılanla ilgili değil o. Mesela yılan, genelde yılan karşıdan gelmez mi? Ya yılan iyi bir hayvan bence. Biz de biraz onu büyütüp... Arkadan dolan arkama yılan. Yani dolanıyor ne? Yani bir arkamda konuşan bir gibi, bir kötü konuşan arkadan bir. Arkadan konuşan yılan. Evet, arkandan. Evet, konuşan bir ben kötü, evet, tam anlıyorum. Niyetli birisi gibi. Ha. Peki. Neyse, şeyde yayında toplar. Yani şarkı söyleyince sözler gelir. Geliyor. Ha? Ben de bizi oyun oynuyoruz. Harem Kabare diye bir oyunumuz var. Hatta ya biliyorum programın... ya. Gelmediniz. Ama geleceğim. Burada oynuyoruz. Duydum. İlerleyen saatlerde diyeyim, uzun bir program yapacağız. Harem Kabare ekibi de burada olacak. Ben orada iki tane şarkıyı yarım yamalak söylüyorum. Fena da değilmişim işte, beceriyoruz diyorlar. Herhalde yani üzmemek için belki öyle söylüyorlardır. Şarkının sözlerini hatırlayamıyorum. Hatırlayamıyorum. İki tane şarkı var. Bir Hayko Cepkin şarkısı, bir Teoman şarkısı. Sağ olsunlar izin verdiler. Oyunumuzda kullanıyoruz. O kadar zor ki. Ama şarkıyı söylemeye başlayınca diğer sözler akla geliyor. Sizde de öyle mi oluyor? Müzik duyduğum zaman da evet, tabii ki. Müzik duyduğum zaman. Peki. Anında. Şimdi ben bu şarkıyı merak ediyorum ama arzu ederseniz önce şarkıyı söyleyelim. Tamam. Ondan sonra da sizin klibin, klibiniz biraz erotik mi? Ya da siz mi erotik, ya da ne yapsanız mı erotik oluyorsunuz? Yani bence erotik değil, orada biraz yani şey var, bambaşka bir dünya yarattık biz orada. Geri zamana döndük yani. Hmm, geri zamana. Geri dönüşü. Flashback. Flashback, aynı. Evet. Ve orada bir tanrı gibi, tanrınca gibi bir oyunlar var. Metin Arolat çekmiş klibi. Metin Arolat çekti. Harikulade bir yönetmendir. Harikulade bir dosttur. Çok severim ben de. Ben de. Yani Metin, ben onun da sanatında aşığım. Çok iyi yönetmen ben olduğu de, için de bayılıyorum. Düşünüyorum. Ben de bayılıyorum. Ondan dolayı ben onu seçtim. Tamam. Şimdi klibe birazdan bakacağız ama şarkınızı böyle deli gibi burada salonda kendi kendinize söylemek ister misiniz? Çünkü seyircimiz olmadığı için evet. Böyle hani evde söylüyormuş gibi, mutfakta kameramanlarımız söylüyormuş. Kameramanlarımız var bol bol. Evet, orada bizim evet, izleyenlere, arkadaşlarımız orada. Herkese. Valla var yani en az 50 kişi var burada. Mesela şey var, sallanan atımız var. İsterseniz o da olabilir. Onun üstüne söylemem ama yanında gelip yani burada ya da burada. Pekala. Ben de kol kullanırım. Ben sizi sahnede yalnız bırakacağım ki deli gibi şarkı söylemek için. Merak da ediyorum şarkıyı. Dinlemek istiyorum yani. Çok teşekkür ediyorum. Hanımlar, beyler, Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Biz de sevgili konuğumuz İvana Sert'le beraber tavşan koltuğundayız. Bu koltuğun ismi tavşan. Aslında tavşana benziyor. Poposunda hatta pompon kuyruğu bile var. Ve işte programımızın zorlu bir bölümündeyiz. İvana Sert'in klibinin arkasını yapacağız. Ne demek arkasını yapmak? Yani medya arkası gibi, klip arkası gibi bize mal olmuş alameti farikalarımızdan biridir. Bu klibi beraberce değerlendireceğiz. Sanıyorum ki İvana da bu eleştirilere dayanmaya, tahammül etmeye çalışacak. Beraberce izleyelim klibi. Çok da güzel bir yerde durduk. Bütün güzelliğiniz meydanda. Nedir bu? Nedir o? Yeni bir dizi başladı, başlıyor bilmem. Ben hiç seyretmedim onu. Game of Thrones'u. Game of Thrones. Game of Thrones. Seyrediyor evet. musunuz onu? Ben de çok izlemedim. Evet. İzledim. Ama öyle bir havam var. Yani Metin'le beraber, Arolat'la beraber bu klibi ele alırken ne düşündünüz herhalde? Game of Thrones'u mu düşündünüz? Başka bir şey mi düşündünüz? Bilmiyorum. Benziyor mu? Böyle? Ya Metin'in kendinin zaten şey bu ortama yarattı. Kendi kafandan kendin düşünce. Yani beni tanıyarak, beni izleyerek böyle tanrınca, tanrı gibi bir şey yapmayı istedim. Onu tanrıça diyemiyorsunuz, farkındayım. Onu evet, her denediğinizde olmuyor. Ama nasıl, bir şey söyleyeceğim, sizi çok üzerinize gidiyorlar. Yok efendim şey şarkı söylemiş de sözlerimi anlaşılmıyor böyle. Bu kadar saçma sapan laflar edilir mi? Zaten sözlerin anlaşılmaması diye bir şey yok. Sözler gayet güzel anlaşılıyor.
Ayrıca da anlaşılması da çok gerekmiyor. Yani şarkı sözleri. Mesela Nesloş programımızı duymayanlar için çeviren arkadaşımız. Onu ekranın şu anda görmüyorsunuz ama şimdi görüyorsunuz. Bakın Nesloş'u görüyorsunuz. Şimdi Nesloş mesela biraz önce şarkı sözlerinizi tamamen çevirdi. Evet. Tamamen çevirdi. Yani ve bize kadar da biliyor musunuz ki bize kadar da şarkı sözleri çevrilmiyordu. Biz Neslihan Hanım'la beraber çalışmaya başladıktan sonra biz ondan istemediğimiz halde şarkı sözlerini de çevirmeye başladı. Ve birçok duymayan, duyma problemi insandan öğrendim ki dediler ki bana biz yıllarca ulen şu şarkılarda ne dendiğini anlayamıyoruz. Millet hopluyor zıplıyor. Bu kadar gerizekalı laflar edildiğini bilseydik sizin şarkınızla ilgili söylemiyorum. Yani genelde şarkılarla ilgili hiç buna üzülmezdik dediler. Çünkü Neslihan öyle bir hizmet yaptı ki duymayanlar için hakikaten bütün şarkı sözlerini çevirdi ve nefret ettiler. İyi ki duymuyoruz bile dediler. O kadar yani. İnşallah benim şarkıya binecekler. İnşallah. Ve duymaya sevecekler. Peki. Burada şimdi bir şeye dalıyorsunuz. Böyle bir geçmiş zamana gidiyorsunuz. Evet, bir öyle. Flashback var. Flashback neresi var. Orası? Neyi görüyorsunuz orada? Ne olabilir? Bizim bir dünya ve Tanrı uyandı. Tanrı. Hmm. Tanrı uyandı, kadın Tanrı uyandı. Kadın Tanrı. Evet. Kadın Tanrı. Evet ve evet. Orada zaten. Tabii bu tabii eski Tanrı, mesela Yunan Tanrıları var değil mi? Evet. Yani işte efendim mitoloji var. Mitolojik. Aslında aynen öyle. Aslında tabii ki burada Tanrı derken mitolojik Tanrılardan bahsediyoruz. Evet, tabii. Böyle bir mitolojik bir Tanrı, kadın Tanrı var. Kim bu mesela? Kim olabilir? Siz kendinize kimi yakıştırıyorsunuz? Diyelim ki İvana diye. Amazon kadın olabilir. Yahu Amazon kadını olmak istemeyen bir kadın bulsam vallahi alnımı Wonder Woman. Wonder Woman olabilirim. Hepsi olabilir. Amazon kadını da ama zaten Amazon gibi görünüyorsunuz. Görelim. Bu adamlar sizi görünce mi dövüşmeye başlıyorlar? Ben onlara izliyorum. İzliyorsun. Zaten bir spor olarak dövüşüyorlar. Evet. Aklıma geyikleri getirdi. Geyikler böyledir. Yani hani böyle doğa belgesellerinde görüyoruz. Bu bütün doğadaki hayvanatın biliyorsunuz çiftleşme mevsimleri var. Evet. İnsanlar bunun dışındadır canlılarda. Bizim mevsim ihtiyacımız yok. Yok memelilerde. Ve burada geyikler, geyiklerin bu mevsimleri geldiğinde erkekler tabii koşuyorlar. Erkek bir geyiğin arkasından koşuyor ve belli ki ona Ama diyor kim kazanacak? Aynı mesele. Sizde burada öyle mi oldu? Yok. Öncelikle güreş bizim milli spor olduğu için özellikle ondan dolayı güreşi orada göstermek istedim. Bir. İkinci geyik düşünemedim. Geyikim kafasım hiç yoktu. İki tane güreşçi gayet güzel güreşiyorlar. Çünkü ben güreşi bu bizim milli severim. Güreş değil ama. Milli spor. Hayır bu bizim ama güreşiyorlar bunlar. Güreşiyorlar. Bana daha böyle bir hani başka bir şey gibi geldi. Hayır güreşiyorlar. Ha. Ciddi güreşiyorlar. Özellikle ben milli spor olarak yani sevdiğim için istedim. Geyikleri düşünemedim. Ama milli sporu da destekliyorsunuz. Evet. Kesinlikle. Allah sizden razı olsun evet. Evet ve orada bakışlar oluyor aralarda. Ama o da yani kadının erkeğin bakışının kıskandığı. Ben suçluyum, seni çok sevdim diyor. Hmm. Sen beni aldattın ya da bir şey mi yaptın, kötü davrandın falan. Görmezden geldim diyor. Ve orada kendine ifade, yani yüzünde zaten gördünüz çok kızdım orada yani. Şu dakikaya kadar anlamamıştım biliyor musun? Neden? Vallahi bilmiyorum. O kadar güzel anlattınız ki. Bir de bu kızın Türkçesine laf ediyorlar. Devam! Yoksa bu bu da ama Metin de güzel kullanıyor değil mi insanları? Ha? Yakışıklı kanter içerisinde kesinlikle. Böyle bu arada demir tavında için dövülür falan. Aynen. Ama bizim güreşçiler de sonra bir değiştiler böyle bir hani fileler mileler falan milli yok, sporda o yok. O başka. Hayır o başka. Gece adamlar. Oldu artık.
O başka damlar, alakası milli sporcular yok. Artık yok, başka yok, bir şeydeler. Yok, onlar başka damlar. Bambaşka bir organizasyon. Milli sporla alakası yok çünkü onun. Yok. Zaten evet. Kostüm için söylemek istiyorum. Hakan Akkaya'nı yaptık kostümünü. Çok güzel onu Hakan Akkaya'nı. Yani çok teşekkür etmek istiyorum. Şarkının ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Sözleri Şehrazad'ın yazdığını. Şehrazat yazdı sözleri. Evet, Şehrazad'ın evet, yazdığını önemli. Çok teşekkür ediyorum da bu arada. Murat Yeter müziğini de yaptı. Ve Murat Yeter de harikulade. Evet. Evet, kesinlikle. Kesinlikle çok güzel bir timde çalıştım ve muhteşem bir iş yaptık düşünüyorum. Burada keselim klibi diye mi söylüyorsunuz? Hayır. Yok, hayır. Devam edelim. Devam. Dört. Şimdi benim kliplerde hakikaten anlamadığım bir şey var. Yani bir klibin tabii bir konusu her zaman olması gerekmiyor. Evet, yani müzik... Müzik aslında yönetmenin aklına bir tema getiriyor ve o tema uyarınca yönetmen bunu çekiyor. Fakat ben bizim kliplerde gördüm, bizim şarkı söyleyen kişi, mesela siz, klibin bir yerinde kendinizi dağlara, tepelere, ovalara vuruyorsunuz. Böyle aklını kaçırmış gibi, ah ulan falan. Tanrı, tanrıyım ben. Orada kişi değilim, orada şarkıcı değilim. Ben tanrıyım. Böyle tanrı, böyle bir Yunan tanrısı yok. Var, nasıl? Böyle var? Kendini dağlara vurup Allah Allah diye. Dağlarda yaşıyorlar diye. Yani zaten şeyde bahçede olmam yani çiçek koklarıma. Tanrı böyle yani uyanıyor. O klipler bana hala güzel geliyor. Çiçek kokladıkları klipler vardı böyle o, fazla. Ama biz de şimdi ne çabalıyorsunuz yani o kolay mı o klibi çekmek hiç, yani böyle? 18 saat çektik, canımız çekti. Evet. Terledik mı? Yani şey, hem oyuncu dansçılara herkese hakikaten çok evet, teşekkür ediyorum. Çok güzel emeğin olmuş. Sağlık herkese. Evet ve çok klip çalıştık. Klip dünyasında bir yenilik hakikaten. Çünkü bir de masraftan da kaçınılmamış evet, değil mi? Hiç kaçırmadık yani hakikaten her şey ne varsa yaptık. Mükemmel. Peki, bence çok güzel bir çıkış. Şarkı güzel, çalınıyor mu radyolarda filan? Evet. Koydunuz birkaç tane, Instagram'da gördüm. Başladık yeni, evet. Zaten 5 gün önce yayınladık. Çok yeni daha. DMCD için çıkardık şarkıyı. Evet, çok güzel tepkiler aldık. Evet. Ben de Instagram'da sürekli destekliyorum. Yani bana video çeken, şarkı ezberleyen kişiler çok videolar yolluyorlar. Aynı anda onları destekliyorum, koyuyorum sürekli. Pideciler kadar, genç kızları kadar, bebekler kadar? Pideciler. Pideciler Ramazan'dayız ya, pide yapan kişiler. Ama buna da ne güzel söylediniz bu Ramazan'da ifade etmek Ramazan'da, için. Ramazan'da yani hayırlı o kadar Ramazanlar güzel. Hayırlı Ramazan da herkese. Yani ben pideciler değil yani pideciler sizin hayran hayır, grubunuz hayır, mu dedim. Hayır, hayır. Pide yapan kişiler, o meyin veren, terleyen, terleyen benim şarkıyla beraber bunu yapmak beni ne kadar mutlu ettiği anlatamam. Herkese niye çok teşekkür ediyorum. Bahsediyor ben hala çünkü anlamadım. Ramazan dönemi. Ha, Ramazan dolayısıyla ama evet. Ramazan'da çok kişi var. Davulcular da var mesela. Ama pide onlar özellikle da, pide de seviyorlar. Canım pide de istiyoruz. Onlar yoruyorlar beni, ne bileyim, onları paylaşıyorum. Hayır, pidecilere özellikle teşekkür köpeklerle ediyorum. Köpeklerle beraber de çekiyorlar tabii, yani. Tabii, Ramazan bizim toplumumuzda, birçok toplum gibi bizim toplumumuzda da kutsal bir ay. Evet. Ramazan işleri var, Ramazan'la ilgili meslekler var ve bir ay boyunca evet, hakikaten tüm inananları rahatlatmak, yedirmek, içirmek için... Evet. Tabii ki dört başı mamur önemli bir çalışma sürdürülüyor ama burada sizin pidecilere teşekkür etmeniz de harikulade oldu. İvana çok tatlısınız. Çok teşekkür ediyorum. Bir son birkaç şey söyleyeceğim. Sizin Instagram'ınızdan bazı görüntülerimiz olması lazım. Görebilir miyiz onları? Bunlar ne? Bir dakika dur. Bu nedir? Böyle bir aracınız mı bu var? Bu araba. Araba benim... anladım onu. Sizin mi? Sizin değil herhalde. Benim ait değil. Evet. Evet. Ama kiminse bu araç hakikaten araç yani. Evet. Muhteşem bir şey. O çölde kullanıyor özellikle. Çölde kullanıyor. Evet. Evet. Dubai'de bu şey midir? Bunu kullanan böyle kocaman bir adam mıdır değil, araç gibi? Ufak çok tefek komik, mi? Ufak. İşkence aleti gibi geldi. Belki bazı insanların da yatak odalarındaki çeşitli aletler, edevatlar olabilir tabii bilemiyoruz. Belki mesela bir rahatsızlığı vardır değil mi? Ortopedik aletler kullanıyordur. Bunlar ya da başka böyle, nedenlerle ortopedik aletler kullanıyorlardır ama şey yani ben işkence aleti derdim. Plate zaten ortopedik olarak kullanmaya evet, zaten, başladı. Evet zaten evet.
Yani bir işkence aleti gibi görünüyor. Başladı. Size ama işkence gibi gelmiyor. Yok, çünkü siz gayet güzel kullanıyorsunuz. İnanılmaz kasla çalıştırıyor. Yani bambaşka bir kaslarında da ortaya da görmeye başladı. Peki niye bu kadar yatak odasında zamanım yapılan yok. Şeyleri yapsanız kaslar çalışmaz mı yine? Yerim mesela uyusanız başka. Kalksanız falan. Peki. Peki devam edelim. Var mı başka görevimiz? Forma kalmak. Nasıl da kilo verebilirsiniz hızlıca? Forma nasıl kalmalıyız? Ne yapmalıyız? Öncelikle mide güçlenmeniz gerekiyor. Yemeyeceksiniz. Çok fazla sürpriz olarak tuttum. Özel dersleri aldım. Çalıştık, okuduk. Ondan dolayı çok zamanım yoktu YouTube için ama şimdi artık inşallah başlayacağım tekrar YouTube'da devam edeceğim. Harikuladesiniz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Rica ediyorum. Size bayılıyorum. Tekrar ağırlamak teşekkürler. Dileğiyle. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum.